Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Hi guys, today we will talk about simple past tense confusing words. Bugün sizinle simple past'taki akıl karıştıran fiillerden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar daha önceden çizdiğim raise ve rise var. Raise yükseltmek ve yetiştirmek anlamına geliyor. Buradaki anlamı mesela they raise salaries by 10% dediğimde maaşları %10 arttırdılar. Yükselttiler anlamına geliyor. Raise your hand before you speak. Bakın şuradan kesiyorum. Konuşmadan önce elinizi kaldırın. Ve raise, raised, raised. Yani regular verb, düzenli fiil. Sonuna sadece şunu alıyor. Ama rise, yani raise, yükseltmek ve çocuk yetiştirmekte kullanırken rise, yükselmek demek. Mesela the sun rose at 6.55. Güneş saat 6.55'te yükseldi. Nedir Türkçe'de bilmiyorum. Güneş doğdu. Unemployment is rising these days. Bakın bu çok güzel bir kelime. Size harika bir şekilde... Şunu bir silebilir miyim? Bunu silemiyorum. Şöyle göstereyim. Size burada prefix ve suffix anlatacağım şimdi. Ne alaka diyeceksiniz? Ek bilgi diyelim. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. Benim kelimemin kökü, Türkçe derslerinden kökü biliyorsunuz, employ. Yani kelimenin özü bu. Tamam mı? Tamam. İngilizce'de arkadaşlar, kelimenin başına gelenlere prefix, sonuna gelenlere eklere suffix deriz. İngilizce'nin arkadaşlar, bu konuyu yine tekrar tekrar anlatırım size ama İngilizce'nin başına gelen prefixler change the meaning. Kelimenin anlamını değiştirir. Ama kelimenin sonuna gelen ekler change the part of speech. Ne demek istiyorum? Mesela employ işe almak demektir. Verb'tür. Şununla çizeyim. Verb. Ama employment noun'dur. Yani fiilken isme döndüren ne burada? Suffix. Yani verbken noun olması part of speech'inin değiştiğini gösteriyor. Peki başa gelen ekler ne yapıyor arkadaşlar? Başa geliyorsa eğer mesela employment istihdam, istihdam demek. Ama unemployment işsizlik demek. Demek ki istihdamken işsizlik anlamına çevirdi. Yani an eki demek ki bir kelimeye geldiğinde anlamı olumsuzlaştırıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Ve bu fiil arkadaşlar gördüğünüz gibi düzensiz. Rise, rose ve risen. Arose arkadaşlar burada uyandırmak anlamında. Mesela the topic aroused a lot of interest. Bu konu çok fazla ilgi uyandırdı. Had strange man aroused our suspicion. Burada bir harf hata eksiği var arkadaşlar. That strange man. Strange arkadaşlar birkaç tane anlamı var. Birinci anlamı gariptir. Garip. İkinci anlamı yabancı. Yabancı adam. Ama bu yurt dışından gelmiş anlamında değil. Bize yabancı. Belki muhitimize yabancı anlamında. Bir de bunun noun hali vardır. Bu arka planda bir ses duyuyorsanız benim yaramaz küçük serseri köpeğim Robin'in sesi. Çünkü iPad kalemimi çiğnemeye çalışıyordu.
Ben de o yüzden ona ödül maması gibi bir şey verdim çiğnesin diye. Kusura bakmayın ağız şaklatması için. That Strange Man, Arrows Start Suspicion. Burada arkadaşlar o yabancı adam ve de o garip adam ne yaptı? Bizim our suspicion, bizim şüphemizi uyandırdı. Peki arkadaşlar buradaki Eraize bakalım. Arise arkadaşlar doğmak, meydana çıkmak, baş göstermek demek. Yeri geldiğinde yükselmek anlamı da var. Burada bakın bu yine Eros şu düzenliyken bu Eros, Arisen. Düzensiz fiil. Problems arise if you behave like that. Böyle davranmaya devam edersen ya da böyle davranırsan problemlerin artar. I hope some new opportunities will arrive soon. I hope arkadaşlar bunu kafadan kesebilirsiniz. Umarım demek. Buradaki benim özlemle düşünün hadi. Bulanlara aferin diyeceğim. Some new opportunities. Bazı yeni imkanlar. Verbimle will arise. Bir de bazen kelime kelime gidemezsiniz arkadaşlar. Cümleyi gelişine göre kendi ana dilinize uygun bir şekilde sokmanız gerekir. Benim size tavsiyem her zaman bu yönde olur. Mesela Arise'ın anlamı ne demiştik? Doğmak, meydana çıkmak demek. Umarım soon kısa zamanda yakında demek. Yakında bazı yeni imkanlar doğacak da diyebilirsiniz. Ortaya gelecek de diye, meydana çıkacak da diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de çok problemli bazı fiiller var. Bunların problemli olmasının sebebi birbirlerine çok yakın olması ve bu yüzden birbirleriyle çok karıştırıyoruz. Ben hala karıştırıyorum mesela. Öncelikle buna bakalım. Lay. Lay öncelikle arkadaşlar düzensiz bir fiil olup lay, late ve laid olarak çekilir. Burada koymak, yatırmak, sermek, döşemek, işte sofra kurmak, yumurta yumurtlamak gibi anlamlara gelir. Mesela she laid the baby on the bed. She burada subjectim, laid burada fiilim, the baby objectim, bebeği yatağına yatırdı. He laid the books on the table. Kitapları masanın üstüne koydu anlamında. Buraya kadar problem yok. Mesela isterseniz şöyle bir şunu yazabiliriz. We lay flowers on his grave once a week. Ne diyorum? Haftada bir kez onun mezarına çiçek bırakırız. Ya da haftada bir kez onun mezarına çiçek koyarız. Ya da daha romantik olmak istersek mesela şunu diyebilirsiniz. She laid her against my shoulder. Bu çiğneme sesi nereden geliyor derseniz, bu çiğneme sesi benim küçük serseri köpeğimden geliyor. Çünkü iPad'imin kalemini çiğnemeye çalışıyordu. Ama ben ne yaptım? Kalemimi kurtardım, yerine çiğnemesi için özel hazırlanmış kemik verdim. She laid her head against my shoulder. Burada ne diyorum? Başını omzuma koydu gibi. Bu arkadaşlar birinci anlamda. Buna bir diyelim. Ne öğrendik? Lay, late, late. Anlamları neydi? Koymak, yatırmak, sermek, döşemek, sofra kurmak, yumurta, yumurtlamak. Şimdi arkadaşlar ikinciye gelelim. Bu fiilin lütfen bilin bunu iki tane anlamı var. Birinci anlamı bu. Buna iki diyorum.
yatmak ve uzanmak anlamına geliyor. Yatmak ve uzanmak. Mesela, a dog lay in front of the house. Kapının önüne bir köpek yattı. Ya da I lay on my back, sırt üstü uzandım anlamında. Burada daha net de yazabilirsiniz mesela. Ben olsam şunu da derim. Şşş, Robin, daha sessiz yer misin bir tane? Çok komik bir köpek. She was lying on the bed. Bu örneği neden verdim? ING aldığında girdiği şekli görmenizi istedim çünkü. Ne diyorum? Yatakta uzanıyordu. Bir de arkadaşlar, onu da şöyle göstereyim. İngilizce'de bir tane daha fiil var. O da şu. Bu düzenli fiildir. Yani lie, lied, lied. Bu ne anlama geliyor? Yalan söylemek. Bakın, tekrar bir hatırlayalım isterseniz. Lay neydi? Koymak, yatırmak, kurmak. Değil mi? Peki ikinci anlamda gördüğünüz lie neydi? Yatmak, uzanmak. Yani bu yatırmak anlamına gelirken bu yatmak ve uzanmak anlamına geliyor. Peki, bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Hayatımızın en büyük gerçeklerinden biri. Yalan söylemek. Mesela ne desin? You lied to me when you said you loved me. Beni sevdiğini söylediğinde bana yalan söyledin. Bakın cümle burada iki parça arkadaşlar. Şuradan kesiyorum. You lied to me. Sen bana yalan söyledin. Ne zaman? When you said. Buradan da keselim cümleyi. Bana ne demişsin? Seni seviyorum. O zaman seni seviyorum dediğinde sen dediğinde bana yalan söyledin. Son bir kez göz atın lütfen. Geçiyorum. Burada bind, bond, bond. Eğer benim kadar çikolataya düşkünseniz burada aklınıza gelen kesinlikle fiil değil. Ne olacaktır? Çikolata markası olacaktır, değil mi? Bind arkadaşlar bağlamak demek. Bağlamak, ciltlemek, özür dilerim. Tutturmak ve birleştirmek anlamları var. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar düzensiz fiil. They bound the packages with a thick rope. Kalın bir iple ne yaptılar? Paketleri bağladılar. The prisoner was bound hand and foot. Mahkum elleri ve ayaklarından bağlanmıştı. Peki, bir fiilin ikinci hali diğer bir fiilin birinci hali olabiliyor. O yüzden aklınızı karıştırabilir zaten. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında bond'un birkaç tane anlamı var. Bir anlamı zıplaya zıplaya gitmek, sıçramak anlamında. Bir anda bağlı olmak anlamı var. Ama burada border sınır anlamı var. Yani Turkey isn't bounded by Italy and France. Yani İtalya ve Fransa Türkiye'nin komşusu değilmiş ya da sınırlarında yer almıyormuş. Ya da buraya bakalım. The city is bounded on one side by a river. Şehrin bir tarafı bir nehirle hudutmuş, sınırmış. Bu çok önemli. Çünkü bu çok fazla karşınıza çıkacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Find bulmak demektir. Düzensiz fiildir. İkinci hali ve üçüncü hali find, found, found'dur. Mesela
She found the keys under the table. Anahtarları masanın altında buldu. The child found some money. Çocuk biraz para buldu. Fakat found'un anlamı bambaşkadır. Lütfen buna dikkat edin. Bu çok fazla karşınıza çıkacak çünkü. Found is a synonym of establish, yani kurmak. Mesela bir şirket kurmak establish'tir. Kurmak. Mesela örneklere bakalım. Yüce önderimiz Atatürk'ümüz ne yapmış? Founded the Republic of Turkey. Atatürk Türkiye'yi kurdu. Onlar The Poor isimli sanırım anladığım kadarıyla bir charity kurmuşlar, bir organizasyon. Bakın yine kurmak. Neden? Fakire yardım etmek için kurmuşlar. Bununla ilgili confusing word konumuz devam edecek arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki bir değil, bin değil, bir sürü confusing word'umuz var. İyi günler diliyorum.